Piyasa Masası ile karşınızdayız. Herkese günaydın. Gizem Uzunlar Gençlik'le beraber. Gizem, günaydın, hoş geldin sen de. Günaydın. Birazdan borsa açılış beklentilerini konuşacağız. Asya piyasaları kapalı biliyorsunuz. Dün Amerika tarafında büyüme rakamları geldi. Öte yandan bugün itibariyle dün pozitif bir fiyatlama vardı Borsa İstanbul'da. Olumlu ayrışma vardı. Bugün de benzer bir açılış rakamı olacak mı? Detayları konuşacağız. Önemli şirket haberlerimiz var. Elektriğe yapılan zammın şirketlere etkisi var. Yine saat 9.55 itibariyle tüketici güveni gelecek. Bloomberg HT'nin Erhan Aslanoğlu'na bağlanacağız. Öte yandan Merkez Bankası'nın PPK detaylarını alacağız ve PMI rakamları var. Yani dopdolu bir program bizi bekliyor ama önce gidelim hemen Ahlat Yatırım'a. Yücel Tonguç Erbaş olacak orada karşımızda. Tonguç Bey, günaydın, hoş geldiniz yayına. Sizin beklentiniz nedir bugünkü fiyatlamalardan? Asya'da işlemler çok sığdı. Piyasalar ağırlıklı olarak kapalı, Japonya'da dahil olmak üzere. Ama dün Amerika piyasaları ve bizim kapanış rakamlarımıza baktığımızda alım devam edebilir diyor analistler. Sizin görüşünüz ne? Evet Güzem, günaydın. Biraz uzak doğuda tabii ki bu kapalı olma hem teknik hem de tatil nedeniyle o taraf biraz da Avrupa bence seansını ön plana çıkarıyor. Dün de görebildiğimiz kadarıyla Amerika'da yeni bir mali paketin özellikle bizdeki normalleşme adımları devam ederken ve piyasanın reaksiyonu çok olumlu bir seyre doğru dönmüşken seansın sonuna doğru Amerika tarafından da her ne kadar bugün bir mali paket açıklanma konusu söz konusu olmadığını görüyoruz. Fakat görüşmelerin ve beklentilerin devam ettiği bir sürecin Amerika tarafında da piyasaları biraz daha canlı tuttuğunu görüyoruz. Tabii bugün PMI verilerini alacağız, yarın tarım dışı var. Burada özel sektör tarafındaki gelen iyimserlik Amerika tarafında devam ederse tarım dışında da bir nebze ekonomik olarak da seçim öncesinde Amerika'nın güçlü görüntüsünün devamını oradan alabiliriz. Ayrıyetten özellikle Amerikan doları üzerindeki o yukarı yönlü ivmenin de piyasadaki bu tedirginliğin bir nebze ortadan kalkması, yeni paketin belki gündeme gelmesiyle de nispeten yerini biraz daha geri çekilmeye bıraktığını ve karşı ürünlerde de yükselişin olduğunu görüyoruz genel anlamda bugün için. İçeriye döndüğümüzde ise biz neredeyse bir haftadır bugün yayına girerken herhangi bir şey duymadım ama her gün her sabah daha önce pandemide gördüğümüz o kısıtlayıcı biraz daha Türkiye'nin ekonomisini de korumacı tavrımızdan daha normal bir döneme geçtiğimizin başlangıcını hem Merkez Bankası ile gördük hem yeni ekonomik programda Sayın Bakan ifadeleriyle gördük. Dolayısıyla burada TL varlıkların ülke risk priminde içine dahil etmek durumunda böyle bir aşamada bu normalleşmeyi çok başarılı bir şekilde gerçekleştirmesi iyimserliğe yol açıyor ve uzun süredir açıkçası TL'de aşağı yönlü bir kalıcı hareketi göremiyorduk ki bugün ben devam edeceğini düşünüyorum aşağı doğru. Belki 7.62'lere 60'lara doğru bile devam edebiliriz. Tahvilde ve CDS'lerde de bu gevşemeyi görüyoruz. Borsa İstanbul tarafına geldiğimizde ise şunu ifade etmem gerekiyor. 7-8 aydır yani pandeminin başlaması öncesi de dahil olmak üzere aslında çok böyle güçlü yayılmış mantıklı diyebileceğimiz daha önceki borsa yükselişleri içerisinden bir değişim yaşanıyordu. Doğal olarak Türkiye'den bir para çıkışı ve yerli yatırımcının borsaya girişi söz konusuydu. Ama son 2-3 gündür özellikle bankacılık sektörünün piyasaya dahil olduğu, sanayi sektöründe bazı orta ölçekli şirketlerin de fiyat hareketlerinin endeksi desteklediği bir yükseliş hareketi yaşıyoruz. Yurt dışından da nispeten pozitif ayrıştığımız bir dönem. Dolayısıyla yeni bir döneme geçtik. Ben bu dönemde de özellikle 1125 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece 1140'la özellikle daha önceki bu yılki tepemiz olan 1200 seviyeleri aralarında bir yükseliş inmesinin devam edeceğini, yükseliş trendine girdiğimizi düşünüyorum. Tabii ne kadar hızlı olacağı konusu biraz Avrasya, biraz Akdeniz meselesine bağlı. Eğer buradan da olumlu haberler gelmesinde yılı Amerikan seçimleri sonrasında çok değişik bir dalgalanma olmazsa yine yukarılarda, yeni zirvelerde tamamlama gibi bir durumumuz olabilir. Ama bugün için 1150 seviyesi önemli bir direnç bölgesi. Buranın üstünde kalıp kalmayacağını piyasa görmeye çalışacaktır. Ve TL varlıklarda da yine olumlu bir gün, yeni bir haber akışı negatif olmaması durumunda yaşayacağımızı düşünüyorum Güzel.
Çok teşekkür ediyoruz. Ahlaç Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Tonguç Erbaş'ın görüşlerini aldık. Ve Gizem, hemen bakalım piyasa açılış beklentilerini. Şimdi Asya seansı kapalı dedik ama yine de devraldığımız piyasa pozitif. Dün her ne kadar gelen veri akışı, işte Amerika'nın büyüme rakamları, daha doğrusu daralma rakamları %30'un üzerinde bir daralma işaret etse de zaten beklentilere paraleldi. Yeni bir sürpriz gelişme yok galiba. Bir bütçeye dair fiyatlamalar var Amerika'da. Dolar zayıflıyor. Hı hı. Hani içeriyedeki bu pozitif hikayeyi destekler mi sence bugün de? Destekleyebilir, çünkü mesela dün de bizim için iyi bir gündü aslında. Hı hı. Ve endeksin kapanış fiyatına baktığımızda zaten gün boyunca süren yükselişin ardından gördüğü gün içindeki en yüksek işlem seviyesinden gün tamamlandı. Bugün de bu havayı bozabilecek bir şey yok. Yani gerçi Asya'daki nabzı çok iyi tutamıyoruz. Hani çünkü Çin'den Hong Kong'a kadar birçok piyasa kapalı. Japonya'da da zaten teknik bir arızadan dolayı işlemler kapalı. Vadeliler pozitif ama galiba. Evet, vadeliler pozitif. O yüzden de açık olan işlemlerden gördüğümüz kadarıyla o mali teşvik beklentisiyle beraber hisse senetlerinde hala artıda bir seyir var. Pozitif bir reaksiyon var. O da devam ediyor. Artı dolar değer kaybediyor. Dolayısıyla bu ortamda hem küresel piyasalarda destek verdiği için bizde o dünkü yükseliş işlemlerinin devam edeceği yönde bir beklenti oluşmuş vaziyette. Şu an dediğim gibi her şey bunu destekliyor. Hem kur bacağı, hem dün ülke risk primi 18 bas puan kadar geriledi. Bunlar şu an hisse senetleri piyasasını destekler nitelikte. Herkes alıcılı bir seri bekliyor yani. CDS de 500'e doğru yavaş yavaş geriliyor. Henüz 500 puan seviyesinin aşağısına gelmesek de. Bir dolar Türk lirası grafiği de rica edelim yönetmenimizden. Çünkü mesela şu son bir saatte de hareket hızlandı Gizem. 7.67'ye kadar geldik orada. Şimdi 7.80'lerden geldi. Bir yandan Türkiye kendi hikayesini yarattı. Merkez Bankası kararı, aktif rasyosu, BDDK kararı. Öte yandan içerideki jeopolitik riskleri biraz geride bıraktık sanki. Ama galiba bu son birkaç saatteki fiyatlama sadece bize özgü değil, değil mi? Yani gelişen ülkelerde de Asya seansından itibaren bir değerlenme var. Yani şuradaki harekete dikkat etmek gerekirse, evet, hı, kurda bir düşüş var. 7.63-52 gördükten sonra, az önce oluyor bu da, 7.67 seviyelerden işlem görüyor. Mesela aynı grafiğe bizim bir benzerimiz olan Güney Afrika randıyla bakalım. Hani orada da benzer bir grafik çıkacak mı? Onu da görmeye çalışalım. Benzer bir grafik orada da var. Dikkat etmek gerekirse Londra seansıyla beraber burada da doların değer kaybı hızlanmış ve Güney Afrika randı burada da değer kazanmış. Hatta tabloya bir de toplamda bakalım şu anki haliyle beraber. Sadece bir günlük harekete çevirecek olursam bütün para birimlerinin, gelişen ülke para birimlerinin dolar karşısında artıda olduğu görülüyor. TL de bu noktada %0.4'lük primiyle beraber en fazla kazananlar da 6. sırada yer almakta. Peki bugün bir diğer önemli manşette elektriğe yapılan %5.6 galiba, %5 küsürlük diyelim. 5.75'lik zam. Bu fiyat artışının özellikle borsada halka açık şirketlere etkisi olacak mı? Olacak ve enflasyona da tabii etkisi olacak ama sınırlı bir etkiden bahsediyoruz. Burada konut, sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektrik fiyatları bugünden itibaren geçerli olmak üzere %5.75 oranında bir artış kaydetti. Ekim ayındaki bu fiyat artışının elektriğin toplamdaki ağırlığını düşünecek olursak TÜFE'ye doğrudan etkisi 0.16 puan. Önce TÜFE etkisini söyleyeyim, sonra da halka açık şirketler açısından etkisini söyleyeyim. Şöyle ki buradaki etki doğal olarak hani... Pardon, 0.16 toplam etki mi? Çünkü bir direkt etki var, bir dolaylı etki direkt var. Etki. Direkt etki 0.16 yüzde puan. Dolaylıyı şu an bilmiyoruz ama... Evet, dolaylıyı bilmiyorum ama... Hesaplanırsa paylaşırız onu. Tabii tabii, yani doğrudan etkiden bahsediyorum, 0.16 puan. Bununla beraber doğalgaz fiyatlarında bir değişim yok ama elektrik fiyatlarındaki artışın başta özellikle doğalgazdan üretim gerçekleştiren elektrik üretim şirketlerinin kar marjlarına pozitif yansıması beklenebilir. Enerji yoğun cam ve çimento sektörü de tabii ki haberi hafif olumsuz olarak fiyatlayabilirler. Girdi maliyetlerinden kaynaklı olarak. Biraz daha spesifik şirketten bahsetmek gerekirse. Bunlar mesela çimento şirketleri için olumsuz dedik. Ak Enerji, Aksen, Turkas, Alarko, Sabancı Holding, ODAŞ için bunları da mevcuttaki faaliyetlerinden yola çıkarak olumlu tarafa yazabiliriz. Bununla beraber yani zammın maliyetler içerisinde önemli bir kalem olduğu için çimento şirketlerinde olumsuz olmasının beklendiğini ifade ediyorum. Ama bunun haricinde BOTAŞ doğalgaz fiyatlarını arttırmadığı sürece az önce bahsettiğim Aksa'ymış, Turkas'mış, Alarko Holding'miş, Sabancı Holding'miş, ODAŞ'mış doğalgaz fiyatlarında bir artış açıklanmadığı için mevcut durumda bu elektrik zammı bu şirketlere potansiyel olarak olumlu yönde yansıyabilir. Peki şimdi Gizem, buradan hemen geçelim istersen biraz şirket haberlerine. Borsa açılış rakamlarını yaklaşık bir dakikaya alacağız ama onun öncesinde zamanda kısıtlı olduğu için bugün önemli bir şirket haberi var mı? Hisse fiyatlamalarını etkileyecek. Şimdi şu var, ilk etapta onu söyleyeyim. Bugün 2020 yılı 4. 3 aylık dönemi için değişiklikler
geçerli olacak. Onun daha öncesinde seninle beraber endeksteki değişiklikler açıklandıktan sonra zaten bahsetmiştik. Bir de bugün itibariyle işte o birleşme haberinden kaynaklı olarak şişe payları birleşme sonrasında oluşacak sermaye büyüklüğüyle devralınan paylar dahil toplam işlem hacmiyle değerlemeye tabi tutulmuştu. Onu da söylemiştik. Şişe işlem görecek bundan sonrasında. Bir de yine borsa açılışının ardından devam edebiliriz. Borsa İstanbul'da devreye alınacak düzenlemeyle pazarlar yeni kriterlere göre yeniden belirlenecek. %0.42'lik bir artışla da zaten güne başladık. Bugüne kadar bu değişiklikler de önemli. Tek tek üzerinden de geçmek lazım. Bugüne kadar Yıldız Pazar Grup 1 ve Yıldız Pazar Grup 2'de yer alan hisseler Yıldız Pazar altında birleşiyor. Ana Pazar Grup 1 hisseleri Ana Pazar'da yine devam edecek. Düzenleme sonrasında aslında en önemli değişik Ana Pazar Grup 2'deki hisselerin yarından itibaren gelişen işletmeler pazarındaki şirketlerle birlikte alt pazarda işlem görecek olması. SPK daha öncesinde ikinci bir duyuruya kadar geçerli olduğunu bildirdiği kararla açığa satışı BIST 30 paylarıyla sınırlamış ve fiyat marjlarını da %20'den %10'a düşürmüş. Ve devre kesici tetikleme oranlarında aşağı yönlü hareketlerde %5'e çekerek sonrasında sürekli işleme verilen arayı da 15 dakikaya çıkarmıştı hatırlatmak gerekirse. SPK'nın bu tedbir kararlarının kalkması durumunda yeni pazar güncellemesine ilişkin işlem esasları da tamamen aslında devreye girmiş olacak. Bu durumda da en önemli değişikliğin bulunduğu alt pazardaki hisse senetlerinde açığa satış ve kredileri işlem yapılamayacak ve sürekli şekilde brüt takas uygulaması bulunacak. Bu pazardaki hisse senetlerinde öz kaynak oranı sıfır olarak belirlenirken günlük fiyat marjı da %10, devre kesici tetikleme oranı da %5'te olacak. SPK'nın bu tedbir kararlarını kaldırması durumunda devreye girecek işlem esaslarıyla fiyat marjı Yıldız Pazar hisselerinde %20, Ana Pazar hisselerinde %15 olarak düzenlenecek. Devre kesici tetikleme oranı da Ana Pazar Yıldız Pazar'da %10, Ana Pazar'da da %7,5 seviyesine iyileştirilecek. Açığa satış ve kredili işlemde sadece Yıldız Pazar ve Ana Pazar hisselerinde gerçekleştirilebilecek. Dolayısıyla bu SPK en son yatırımcıları korumak için, hani oynaklıktan korumak için aldığı tedbir kararlarını ne zaman kaldıracağına ilişkin bir açıklama yapmamıştı. O yüzden son haliyle geçerli olacak düzenlemeler bu şekilde. Peki, sohbetimize kısa bir ara verelim. Tekrar gizemli şirketleri konuşacağız ama Bloomberg HT'nin tüketici güven endeksi geldi. Aynı ön endekste olduğu gibi Eylül'deki manşet rakamda, final rakamda gerilemeyi işaret ediyor. %4.7'lik gerilemeyle 71.27 oldu. Hemen Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu'na gidelim ve soralım. Telefon hattımızda olacak. Hocam hoş geldiniz yayına. Ön güven endeksinde de zaten biz bu düşüşü görmüştük. Ne kadar kur etkisi, ne kadar jeopolitik riskler ve elbette tüketim ve kredi büyümesinin biraz ivme kaybettiğini gördük biz Eylül'de. Bu da ankete yansıdı mı? Hemen söz size vereyim. Çok teşekkürler. Gerçekten ön endekse çok yakın bir rakam geldi. Düşüş oranı olarak da. Alt endekslere baktığımızda da eğilimler hemen hemen benzer şekilde. Bu ayki düşüşün en temel faktörü yine tüketim eğiliminde görece sert düşüş görülüyor. Aslında tüketicinin hani bir önceki aya göre ekonomiyi algılaması, yani Ağustos'a göre Eylül bir miktar daha pozitif tarafta. Belki kur hareketinin ilk etapta Ağustos'ta olması, faizin Ağustos'ta fırlaması o anlamda mevcut durum algısını olumsuz etkilemişti ama bunun tüketim eğilimine yansımasının güçlenerek Eylül ayında devam ettiğini görüyoruz. 12 aylık beklentiler hafif gerileme gösteriyor yine gelecek 12 ay ilişkin beklentiler. Fakat endeksteki düşüşün ana nedeni tüketim eğilimindeki gerileme. Sizin de vurguladığınız gibi tam tabii oransal ayırmak mümkün değil. Fakat bizim görebildiğimiz faizlerdeki yükseliş, kredi faizlerindeki yükseliş, başta otomobil ve konut olmak üzere talebi geriletiyor görünüyor. Krediyle en azından alınan talebi geriletmeye başlamış görünüyor. Ayın genelinde yoğun olan jeopolitik riskler yine bu tarafı etkilemiş olabilir. Genel beklentileri etkilemiş olabilir gibi gözüküyor. Bir de tabii pandeminin seyri ve bunun ekonomiye nasıl yansıyacağı, ekonominin içinde olan her birimizi, her tüketiciyi bir şekilde etkiliyor ve algısına yansıyor görünüyor.
Peki hocam, tabii burada Merkez Bankası'nın birazdan PPK'nın detaylarını da alacağız ama son faiz artışında da vurguladığı bazı noktalar vardı. Enflasyonda aslında sandığımızdan daha yüksek bir trend var. Talep tarafı dikkatimizi çekiyor, talep devam ediyor şeklinde. Şimdi belki Temmuz-Ağustos kadar yüksek olmasa da Eylül'de de talep devam etti. Fakat enflasyonu da talep enflasyonunu da öngörebilmek adına önümüzdeki aylara dair sizin beklentiniz nedir? Tüketime ve talebe dair. Valla enflasyonist beklentilerin olduğu bir ortamda zaman zaman tüketici hani bu enflasyona yakalanmamak için talebini öne çekebiliyor. Mesela otomotivde burada biz talepte bir düşüş görüyoruz ama bir taraftan da kurdaki hareketin otomobil fiyatlarına daha fazla yansıma olasılığı veya bunun ikinci el piyasadaki değerinin yine daha iyi bir yatırım aracı olma beklentisi talebi devam ettirebilir. Yani enflasyonda yükseliş eğilimi beklenen dönemler bir miktar talebin öne çekilmesini getirebilir. Fakat arkasından o öne çekilen talep yerini zaten öne çekildiği için de daha güçlü bir düşüşe bırakabiliyor. O anlamda izleyeceğiz. Hani bu veriler, bu endeks veya tüketim eğilimi bu ay böyle çok sert bir kesilmeyi illa ifade etmiyor ama kredi verileri zaten bunun olduğunu bize gösteriyor. Fakat önümüzdeki aylar için bir yavaşlama sinyalini alıyoruz. Bir şeyi belki vurgulamakta fayda var. Tüketim eğilim endeksi otomobil, konut ve dağınık tüketim malları. Yani üçünün de toplam talebini yansıtan bir endeks olarak Bloomberg anketinde bulunuyor. Peki hocam, PMI rakamları geldi. Eylül'de 52.8 olarak açıklandı ISO PMI rakamları. Önceki rakam 54.3'tü. Şimdi birazdan gizemli detayları bizim için ekrana getirecek ama şimdi kırılım olmasa da ana metinde birkaç tane vurgu var. Örneğin deniliyor ki faaliyet koşullarında güçlü iyileşme devam ediyor. Firmalar artan siparişler doğrultusunda Şubat 2018'den beri en yüksek oranda istihdam artışını gerçekleştirdiler. İstihdama yine vurguda bulunulmuş. Öte yandan yine önümüzde süreçlere dair COVID-19 salgınında en kötünün geride kalmasının ardından normal dönüş sürecinin devam etmesi ve talebin Eylül ayında da iyileşmesini sağladı. Bunun sonucu olarak üretim ve yeni siparişlerde de büyüme sürdü. Her iki alt endekste de üst üste dördüncü ay artış gösterildi. Bununla birlikte büyüme Ağustos'a göre hız kesildi denilmiş. Ne dersiniz? Doğru. Bildiğimiz gibi 50'nin üzerinde olması zaten hani büyümeye işaret eden bir veridir. PMI verisi. Üçüncü çeyrek için ivme kaybetse bile bunu devam ettiğini gösteriyor. Ama şu bir iki nokta burada önemli. İmalat sanayi zaten sadece Türkiye değil dünyanın genelinde de PMI verileri 50'nin hayli üzerine çıktı ve hani yataylaşıyor ya da hafif düşüşler gösteriyor. Çin'de de böyle görmüştük. Bu pandemi dönemi imalat sanayi ürünlerine talebi ilk etapta düşürdü ama sonra da hızlı arttırmaya başladı. İnsanların evle ilgili harcamaları, işte otomobil, toplu taşımı daha az kullanma vesaire gibi ihtiyaçları. Dolayısıyla hizmet sektörüyle karşılaştırdığımızda imalat sanayi PMI'ları daha pozitif bir sinyal veriyor. Vermeye de aday. Çünkü insanlar evlerinde bile olsa online siparişlerle bu imalat sanayi ürünlerinin birçoğunu temin etme, hatta evlerindeki ihtiyaç arttığı için devam ediyorlar ve arttırıyorlar da muhtemelen bazı ürünlerde. O açıdan normal, ihracatta da benzer bir eğilim oluyor diye düşünüyorum. O açıdan imalat sanayi PMI'nin 50'nin üzerinde seyrini koruması çok şaşırtıcı olmayacak. Hizmet tarafına bakmamız ve yüksek frekanslı verilere bakmamız bu anlamda önemli. Önümüzdeki dönemler açısından. Ama tüketici güven endeksi de PMI verileri de Temmuz, Ağustos, Haziran'daki çıkışın ivme kaybettiğini gösteriyor. Tüketici güven endeksi, Bloomberg YT endeksi bunun önümüzdeki aylarda en azından iç talep tarafında daha hızlı olacağını işaret ediyor. Yani bizde faiz arttı, dünyanın genelinde faizler genelde düşük. En büyük pazarımız Avrupa'da düşük. Yani oranın talebi daha stable, daha istikrarlı gidiyor. Bizde daha oynak gidiyor. O yüzden tüketici güven endeksi iç taleple ilgili bir yavaşlama işaret ediyor ama imalat sanayi ihracattan da ciddi biçimde destek bulabiliyor gözüküyor.
Hocam çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Profesör Doktor Erhan Hasanoğlu'nun görüşlerini aldık. Gizem, PMI'nin rakam detaylarına baktığında dikkatini neler çekiyor? Hemen sözü sana vereyim. Özellikle kırılıma baktığında ne görüyorsun? Aslında sektörel bazdaki rakamlara da bakalım. Ekranda da tablomuz var. Bu PMI tarafında sektörel bazdaki kırılımı gösteriyor bize. Son ayları itibariyle nereden nereye geldiğini ifade eden bir grafik aslında. Şöyle ki özellikle sektörel rakamlarda 10 sektörün çoğunluğunda faaliyetlerde iyileşme gördük ama mesela ana metal, kimyasal, plastik ve kauçuk sektörlerinde büyümede başı çekmişler. Ama diğer yandan gıda ürünleri, giyim ve deri ürünleri sektörde faaliyet koşullarının yavaşladığını gösteriyor bizlere. Üretim 10 sektörün 8'inde artış göstermiş. En hızlı üretim artışında biraz daha hatta şöyle yukarıdan göstereyim. En hızlı üretim artışını gösteren yerlerden bir diğeri de kimya sektörü ilk gördüğüm kadarıyla hemen bir kez daha bakayım. Bunun haricinde ana metalle kimyasal plastik ve kauçuk sektörleri büyümede başı çekti dedik. Gıda ürünleri, giyim ve deri ürünleri sektörde faaliyet koşullarını yavaşladığını gösterdik dedik. Bunun haricinde dikkatimi çok fazla çeken bir şey yok. Sektörün faaliyet koşullarında önceki aylarla kıyasladığımızda iyileşmenin devam ettiğini gösteriyoruz. Bu da diğer yandan aslında son 4 ayda da üst üste böylece faaliyet koşullarının iyileştiğini gösteren bir başka veri almış olduk aslında böylece. Ama dediğim gibi sektörel kırılımlarda bazı sektörlerin geride kaldığını görüyoruz ama genele yaymak çok doğru değil. Dediğim gibi 10 sektörün 8'inde aslında iyileşme var toplamda. Giyim ve deri ürünleri bu pandeminin başından beri asla büyüme bölgesine geçememiş, onu da söyleyeyim. Yani hep 50'nin altında her ay, şu son 6 aya baktığımızda 6 aydır açıklanan her PMI'nin alt kırılımında giyim ve deri de hep negatif tarafı görmüşüz. Şimdi Gizem, istersen biraz buradan şirket haberlerine geçelim. Çünkü Arçelik'te şu an kayıp görüyorum, oldukça yüksek kayıplar, yani %2,5'a ulaştı. Çin'deki ünitesinin bölümüne satışına dair haberler vardı galiba. Onun dışında başka ne gibi önemli gelişmeler var? Şöyle ki Beko Electrical Appliances unvanlı bağlı ortaklığı tarafından Çin Halk Cumhuriyeti'nde bulunan üretim tesisi, tesisin bulunduğu arazinin kullanım hakkıyla üretim tesisinde yer alan varlıkların KDV hariç 112,5 milyon yuan diyeyim. Yaklaşık bu da 128 milyon TL'ye tekabül ediyor. Bu bedelle beraber Jiangsu Konka Smart Home Appliances'a devri için 30 Eylül 2020 tarihinde varlık satış sözleşmesi imzaladı. Satışın kapanış şartlarının yerine getirilmesini takiben de sözleşmenin imzalanmasından itibaren 3 ay içinde tamamlanması öngörülüyor. KDV dahil 122.3 milyon yuan tutarındaki satış bedelinin 105 milyon yuanı peşin, 8.7 milyon yuanı yaklaşık olarak bir yıl sonra, 8.7 milyon yuan da 2 yıl sonra tahsil edilecekmiş. Aslında burada analistlerin beklentilerinde biraz farklılaşma vardı. Mesela bazı analistler haberin etkisinin çok etkisi olmasını beklemediklerini ifade etmişlerdi. Etkisiz olabilir şeklinde bir değerlendirmeleri vardı. Bununla beraber bir de şunu söyleyeyim, bağlı ortaklığı tarafından gerçekleştirecek satış nedeniyle konsolide finansal tablolarında yaklaşık 27 milyon TL tutarında maddi duran varlık satış zararı muhasebeleştireceğini de açıkladı aynı zamanda Arçelik. Ama dediğim gibi normal şartlar altında hisse etkisinin olmasını bekleyen yoktu çok fazla. Yani biz şu an fiyatlamalar içerisinde negatif bir etki olduğunu görmekteyiz ama bir de bir başka mesela bir yorum aktarayım. Mesela daha somut olsun. Garanti Yatırım demiş ki Arçelik'in 9 ülkede Türkiye, Romanya, işte Rusya, Çin, Güney Afrika, Tayland, Pakistan, Hindistan ve Bangladeş 23 tane üretim tesisi faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Arçelik 2007 yılında Çin'de bulunan çamaşır makinesi fabrikasını satın almıştı. Çin Arçelik için stratejik pazarlardan bir tanesi. 2009'dan bu yana da Çin'de çamaşır makinesi üretimi, ihracatı ve iç piyasa satışı işlemlerini birlikte yürütmekte olduğu az önce bahsettiğim Beko Electrical satış işlemi sonrasında da aynı ünvanla satış ve pazarlama faaliyetlerini sürdürecek. Şirket grubun diğer ülkelerdeki fabrikalarından ithal ettiği ve yerel üreticilerle işbirliği yaparak temin ettiği ürünleri Çin'de satmaya devam edecek. O yüzden de şirketin konsolide gelirlerinde azalmaya neden olacağını düşünmüyoruz demiş Garanti Yatırım. O yüzden de haberi nötr olarak değerlendiriyoruz. Yani etkisiz olarak değerlendiriyoruz şeklinde de bir yorumları vardı. Arçelik tarafında böyle. Bir de Çelebi tarafında bir haber akışı vardı. Bu TTK'ya eklenen geçici maddeyle 2019 karından hatırlanacağı üzere en fazla %25'inin nakit temettü olarak dağıtılabilir sınırlaması 30 Eylül'den 31 Aralık'a kadar uzatılmıştı. 57.7 milyon TL'lik ikinci temettü ödemesi böylece 1 Ekim'den 4 Ocağa ertelendi. Haber akışının hisse performansı üzerine negatif etkisi olması bekleniyordu. Az önce sen de
Çelebi'ye sormuş muyum hatırlamıyorum ama Çelebi var zannedersem düşenler tarafına. Bakalım yani. Düşenlerin çok düşenler içerisinde %0.2 primliymiş. Evet, pardon, ben yanlış görmüşüm. Hisse performansı üzerinde aslında hafif negatif etkisi söz konusu olabilir deniyordu ama öyle bir fiyatlama görmediğimizi söyleyebiliriz Çelebi özelinde. Gizem, çok teşekkürler aktardıkların için. ARD yazılım gübre fabrikaları, ki sağ olsun İlhan da ekrana getirdi en çok düşenleri ve artanları. Bugün itibariyle en çok düşenlerde de Arçelik, Şişecam, Borusan şeklinde sıralanıyor liste diyelim ve piyasa masasını burada sonlandıralım. Hoşçakalın.